İlk final karşılaşması olan geleneksel okçuluk için yarışmacıları alkışlarınızla yerlerine davet ediyorum. Gerçekten ben de sizin kadar heyecanlıyım. Çekilen kurallar sonucu takımların rakip olacak yarışmacıları belli oldu. Evet sayın seyirciler, geleneksel okçuluk müsabakasında Cenk İskender'le, Bora Sinan'la, Arda Eymen'le, Elif Pelin'le, Asya Ceren'le mücadele edeceğiz. Bu değişiklik iyi oldu. Şu pembe suratı görmekten sıkılmıştım. Sizin göründüğünüz gibi olmadığınızı biliyordum ama bu kadarını da beklemezdim. Kork benden Asya. Kafana saksı falan düştü herhalde senin. Yine neyin peşindesiniz siz? Galibiyetin peşindeyim İskender. Sadece galibiyetin. Evet, final karşılaşmaları başlıyor. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Hadi Arda. Arda'cığım, ben seni biraz önce haşladım ya. Özür mü dileyeceksiniz? Hayır. Eğer bu karşılaşmayı kazanamazsan seni daha fazla haşlayacağım ona göre. Niye bu kadar gerginsin ya? Alt üstü yenileceksin. Korkma, bir şey olmaz. Tamam. Endişeye gerek yok. Teşekkür ederim Sinan. Yenilgiye hazır mısın Sinancığım? Ora biliyor musun? Şu pençe de olmasan aslında komik çocuksun ha. Thank you.
geçiyor. Laf sokmayacak mısın? Ben lafımı sağda söylerim Asya'cığım. Bir haller olmuş ama anlamadım. Tamam, önemli değil. Zaten şimdi İskender var. Evet, şu an durum 2-2. Heyecan had safhada. Geleneksel okçuluk müsabakasının sonucu işte bu atışlar sonunda belli olacak. Senin sırrın ne toz koparan İskender? Ya Hak. Ve son müsabakayı kazanan Mavi Ay öne geçiyor. Anlaşılan o ki geleneksel okçulukta Mavi Ay kimseye geçit vermiyor sayın seyirciler. Bir, iki, üç Mavi Ay! Yarışmacılarımız son kez mas güreşi oynayacaklar. Öyleyse hadi bakalım. Mavi Ay şu an önde gidiyor ama sonunda ne olacağı hiç belli olmaz.
pençe senin. Nasıl? Pençe sen hızlı başladı. 2-0. Şimdi bunu giyince süper mi olacağız? Görünmez olabiliyor muyuz peki? Keşke evladım, keşke. Demek İskender'i bunun sayesinde yenebildin. Aynen öyle. Vay be, keşke bana bunları daha önceden anlatsaydın. Harikaymış. Madem sen de artık bir zaman bozon olduğuna göre... bunu giymek senin hakkın. Ama o zaman sen kaybedersin. İyi ya. Ama Cenk İskender'i nasıl yendi diye ağlayamazlar bu sefer. Biz de şüphe çekmemiş oluruz. Yahu insanın yeğeninin taktik dehası olması gibisi yok ya. Vallahi bir dayı olarak herhalde benim en mutlu günüm bu mu acaba? Hadi göreyim sizi. Şu an için durum 3-0 sayın seyirciler. Bakalım mas güreşi karşılaşması nasıl sonuçlanacak? Hadi İskender. Hadi Arda. Güreşini 3-2 pençe sen kazanıyor. Kesin yine hile yaptınız değil mi? Sinancığım şu turnuva bitsin. Sana üstünde kesin hile yaptınız yazan tişört alacağım. Sürekli aynı şeyi tekrarlamak zorunda kalmazsın böylece. Ne diyoruz biz? Dış etkenlerin dengemi bozmasına izin vermeyeceğim. Değil mi? Sen benim dengemi bozamazsın.